ekonomi, kıt kaynakların, kıt kaynak paramız az ama isteklerimiz fazla karşılanması olayıdır. Bir de iktisat da denir. Arz, mal miktarı. Pazardaki mesela elma miktarı, talep de pazara gelen alıcı miktarı, fiyat, mal ile talebin karşılaştığı yer. Arz artınca, mal miktarı artınca fiyat ne olur? Düşer. Mesela pazarda elmalar çok, fiyat düşer. Talep artınca, talep, hani alıcı çoksa fiyat artar. Birbirinin tersi. Şimdi arz ve talebi yukarı şeyde, fiyatı da aşağıda gösterdik arkadaşlar. Şimdi bakın, 1 iken 1, 2 iken 2, yani bir tane insan varken 1 lira, 2 tane insan varken 2 lira, 3 tane insan var. Yani talep arttıkça fiyat da artar. Demek ki bu bizim neymiş şu çizgimiz? Talep çizgisi, talep. Talep çizgimiz. Talep. Maviyle çizdiğimiz talep. Şey olsa, mesela mal miktarı 6 olsa, insan 1 olsa fiyat ne olur? Mal miktarı çok, fiyat insan az. Hı? Düşer değil mi? 6'da fiyat 1'e geliyor şura. Şöyle. Bakın. 6 tane, 6 ton elma var. Bir kişi var. Fiyat düşer. Elma ne oldu? 5 tona düştü. Fiyat daha az düşer. Yani azaldıkça fiyatı artar. Şöyle. Bakın. Yani azaldıkça fiyatı artıyor. Şöyle geliyoruz. Mesela 3 ton olunca daha çok artar. 2 ton olunca daha çok artar. 6 ton olunca daha çok artar. Yani mal miktarı pazarda çoğaldık mal miktarı azaldıkça fiyat artar. Ters bir durum. Şöyle bunu da şöyle çizelim. Mal miktarı azaldıkça fiyat artar. Bu arz, mal miktarı demek. Kırmızı çizgi, arz. Şu ikisinin kesiştiği nokta fiyatı belirler arkadaşlar. Demek ki 3000 kişi olsa, 3 ton olsa elma, 3000 kişi de olsa, 3 ton veya 3000 kişi olsa fiyat 3 lira olacak. 3 Türk lirası. Fiyat burası, fiyat. Fiyatı belirler. Demek ki mal çoğaldığında fiyat düşer. Mal azaldığında fiyat artar bu tarafa doğru. Böyle düşen bir çizgi arz. Talep ise yükselen bir çizgi. İnsanlar çoğaldıkça fiyat artar. İkisinin kesiştiği bu noktada fiyat belirlenir arkadaşlar. Fiyat. Ne diyorlar? Beyaz köpeğin pamuk pazarına zararı vardır. Ne demek bu? Arz artınca fiyatlar düşer. Arz artınca fiyat düşer. Arkadaşlar bu temel gıda maddelerinde bu mesela ekmek çok az olsa ekmek, su, et, süt az olsa fiyat daha çabuk artar. Temel gıda maddelerinde fiyat daha çabuk artar. Rahmetlik dede Kurtuluş Savaşı'nda bir somun ekmeğe bir sarı lira verdim derdi. Kocaman bir altın verdim derdi. Ne de? Mal miktarı arz az arz
Az ise fiyat çok. Onun için temel gıda maddelerini devlet iyi planlamalıdır. Teşekkürler ederim.